Rahmet dileyelim ve çok geç olmadan o çağrıya uyulması gerektiğinin altını çizelim. Şimdi son derece önemli bir uyarı var. Aspirin aslında ileri yaşta pıhtılaşma riskini azalttığı için neredeyse hani rutin ilaçlar arasına konulması tavsiye edilen bir ilaç. Kalp krizini önlemek için her gün aspirin almak yarardan çok zarara yol açabilir mi? Amerikalı sağlık yetkilileri aspirin tavsiyesinde kritik bir güncelleme yaptı. 60 yaş üzeri kişiler için iç kanama riskinin arttığına dikkat çekiyorlar. Değerli konuğumuz, hocamız, iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner bizimle birlikte. Mustafa Hocam, merhabalar. Merhabalar Sayın Hanım, nasılsınız? Sağolunuz efendim. Kritik bir uyarı, çok herkesin uyduğu, riayet ettiği, neredeyse hani olmazsa olmaz bir unsur haline gelmişti ileri yaş için. Bunu tamamen ortadan kaldıran bir araştırma mıdır? Evet, aslında bu yeni de sayılmaz. 2019 yılında belki biraz pandeminin de gölgesinde kaldı. Çok önemli iki çalışma yayınlandı. Bunlardan biri çok ünlü bir dergide, New England Journal of Medicine'da yayınlanmıştı 2019'da. Gerçekten de aspirinin bağırsak kanama riski yüzünden elde ettiği ya da sağladığı avantajları bir şekilde nötrlediği, kullanımının da çok uygun olmadığı çıkmıştı bu çalışma sonucunda ve ilerleyen dönem bu çalışma sonuçlarını destekleyen bulgular çıktı. Dolayısıyla önemli sağlık kuruluşları da kendi önerilerini bu veriler ışığında güncellediler. Baktığınız zaman gerçekten de en son uyarıda 60 yaş herhangi bir kalp hastalığı, herhangi bir inme hikayesi ya da geçirilmiş bir kalp krizi, stent öyküsü gibi ciddi bir riski yoksa bunlara yakalanmayayım diye aspirin almaması gerekiyor. Yani yeni öneriye göre. Eskiden bu gruplarda bir koruyucu etkiden söz edilirdi. Ve bu koruyucu etkinin de gerçekten olabileceği de varsayılabilir ama aynı zamanda yarattığı kanama riski yüzünden bunların pratik olarak kullanımının çok da gerekli olmadığı sonucu ortaya çıktı. Ama tabii özel gruplarda, demin de saydığım gibi işte kalp krizi geçirmiş, inmesi olan hastalarda 60 yaş üstünde bile hastanın durumuna bakarak hekim tarafından ilacın kullanılması önerilebilir. Bu ilacın kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Burada sözü edilen koruyucu amaçlı kullanımının artık çok yapılmaması gerektiği. Koruyucu amaçlı olmayacak. Hekim tavsiyesiyle birlikte kullanılabilir. Ama efendim kalp krizi riskimi azaltıyor diye artık her gün aspirin içmekten vazgeçilmesi gerekiyor. Doğru mu anladık hocam? Doğru anladınız. Özellikle ileri yaş gruplarında risk daha büyük ama böyle bir koruyucu etkiyle amaçlı kullanılmamalı. Covid hastaları da ya da Covid'den korunmak amaçlı da aspirin çok kullanılıyor. Benzer beklentilerle bunun da çok yersiz olduğunu yeri gelmişken burada belirtmekte fayda var. Profesör Doktor Mustafa Çetiner, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ediyorum. İyilikler diliyorum. Sağ olunuz efendim.